iş dünyası lokal değil, küresel düşünüyor. Küresel düşünmenin, küresel pazarlarda olmanın da bir kriteri olması gerek. Malumunuz son yıllarda çevre ve insan odaklılık ve çevreye olan odaklılıktan dolayı Avrupa Birliği'nin özellikle getirdiği yeşil mutabakat ve beraberinde bir takım kriterler ki o karbon vergisi nitelendirebileceğimiz tüm bunların ışığında İstanbul Sanayi Odası olarak yönetim kurulu olarak bunun bilinciyle üyelerimizi dünyaya açılan üyelerimize bu farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda bu yılki kongremizi sürdürülebilirlik üzerinde karar kıldık. Tabii ki bu karbon ayak izi, su ayak izi ve döngüsel ekonomi bizim bu üçlü sac ayağı üzerinde duruyoruz. Belki beraberinde su ayak izini de işlemiş olacağız. Bizim sanayi odası olarak yapmak istediğimiz 22 bin üyesiyle dünyaya açılan bu kapıda çevresel hem bu sorunlara dönük gerektiği altyapılarını yapma hazırlamaları hem de diğer taraftan da bir takım yönetimsel, kurumsal şartlara karşı hazır olmalarını sağlamak. Bugün burada hakikaten beklediğimin üzerinde bir katılım oldu. Konuşmacılar çok etkiliydi. Stratejik düşünün, uzun vadeli düşünün, insan odaklı, çevre odaklı olun. Bu size yol, su, elektrik gibi kazanç olarak size dönecektir. Hem insani değer olarak hem de sürdürülebilir bir rekabette var olabilmek için bizim bu gelişmelere ayak uydurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dünya Kaynaklar Enstitüsü'nün raporuna göre 2040 yılında Türkiye kıt su kaynağı olan ülkeler sınıfına girecek. Yani bizim su kaynaklarımızı da aynı şekilde havayı nasıl sağlıklı kullanmamız gerekirse sularımızı da bu anlamda sağlıklı kullanmamız gerekiyor. Tüm bunları düşünerek de buna döngüsel ekonomi diyoruz. Şu anda sürdürülebilirlik noktasında Avrupalı, Amerikalı gerek tedarikçilerimiz gerekse müşterilerimiz şuna bakacak. Ben Türk İş Dünyası firmasıyla çalışıyorum ama çalışacağım ama sürdürülebilirlik noktasındaki bakış açısı nedir? Yani devamlılık sağlayabilir mi benimle çalışmaya? Dolayısıyla tam rekabet sağlayabilmemiz, pazarlarda olabilmemiz için bu sürdürülebilirlik noktasındaki kriterleri yerine getirmemiz gerekiyor. İstanbul Türkiye'nin vitrinidir. İstanbul'da yapılan güzel işler Anadolu'ya yansıması olur. Dolayısıyla bize burada iş dünyası olarak İstanbul Sanayi Odası'na çok önemli bir sorumluluk düştüğünün bilincindeyiz. Bu doğrultuda Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu, tüm meclis olarak çok heyecanlı bir çalışma temposu içerisindeyiz. Biz inanıyoruz ki bu çalışmalarımız meyvesini verecektir.